Cümleten selamun aleyküm değerli dostlar. İstanbul'daki türbe ziyaretleri video serimizde bugün Sultan Abdülmecit Türbesi'ni ziyaret edeceğiz. Fatih Çarşamba semtinde bulunan türbe, Yavuz Sultan Selim Külliyesi içerisindeki haziredir. Yapım kitabesi olmayan türbenin 1861'de inşa edildiği düşünülmektedir. Padişahın sağlığında inşa edilen türbenin mimarı, dönemin baş mimarı Garabet Balyan olduğu sanılmaktadır. Kesme taştan sekizgen plan üzerine tek kubbe şeklinde inşa edilmiştir. Girişte Sad suresinin 50. ayeti yazılıdır. 1910 tarihli bu hattı Hulusi Efendi yazmıştır. Giriş dışında türbenin her cephesinde altta ve üstte olmak üzere pencereler açılmıştır. Dışarıdan sıradan bir görünüme sahip olan türbenin içi zengin süslemelerle bezenmiştir. Kapı üzerinden itibaren Celisülis'te yazılmış 8 ayet vardır. Hattat Şefik Efendi bunları Zerendüt olarak yazmıştır. Sağdan sola doğru şu ayetler yazılıdır. Yusuf Suresi 96. ayet. Fakat ne zaman ki gerçekten müjdeci geldi, gömleği Yakup'un yüzüne koydu, hemen gözü açıldı. Ben size demedim mi, ben Allah'tan sizin için bilmediklerinizi bilirim, dedi. İsra Suresi 79. ayet. Gecenin bir kısmında uyanarak sana mahsus bir nafile olmak üzere namaz kıl. Böylece Rabbinin seni övgüye değer bir makama göndereceğini umabilirsin. Rahman Suresinin 26 ve 27. ayetleri. Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır. Rahman Suresi 46. ayet. Rabbinin huzurunda hesap vermek üzere duracağından korkan kimseye iki cennet vardır. Yusuf Suresi 62. ayet. Yusuf emrindeki gençlere dedi ki, sermayelerini yüklerinin içine koyun. Olur ki ailelerine döndüklerinde bunun farkına varırlar da belki geri gelirler. Hud Suresi 73. ayet. Melekler dediler ki, Allah'ın emrine şaşıyor musun? Ey ev halkı! Allah'ın rahmeti ve bereketleri sizin üzerinizdedir. Şüphesiz ki o, övünmeye layıktır, iyiliği boldur. Rahman Suresi 26. ayet. Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacaktır. Sultan Abdülmecit Han'ın evlatları tarafından türbeye verilen hediyelerin pek çoğu yer değiştirmiştir. Kristal avize Galata Mevlevi Hanesi'nde, sandukanın gümüş şebekesi ise Topkapı Sarayı'nda sergilenmektedir. Türbede Sultan Abdülmecit ile birlikte oğulları Mehmet Abdülsamet, Osman Seyfettin ile Burhanettin metfundur. Padişahın türbesine bitişik iki türbeden birincisinde padişahın kızı Cemile Sultan, ikincisinde ise padişahın hanımlarından Servet Seza Sultan yatmaktadır.